Özellikle Jack Grealish'i merak eden varsa bakayım. Beş yaşında ters ayaklı kanat ve ofansif oyun kurucu. Ofansif orta sahada da. Ofansif orta sahada daha çok değerlendiririm ben onu. Dribbling, ilk kontrol, yani kanat oyuncusunun meziyetleri de var. Bitiricilik muazzam, yani böyle bir bitiricilik var mı orta sahanın oyuncusunda yani. Gerçekten gizli forvet bile olabilecek nitelikte bir adam. Hop, ben diyorum ne eksik. Mink mi? Minx. Ha, Danny Minx mi? Hangisi? Tyrone Minx mi? Ha, Aston Villa'daki Tyrone Minx. Tamam. Pasör stoper. Bakıyorum. Markaşa top kapma harika. Pas çok iyi pas. Pasör stoper pozisyon alması da çok iyi. Karar alma meziyeti biraz kötü. Karar alması, hani topu geriden oyun kuran bir pasör stoper için karar alma mekanizması biraz daha iyi olabilirmiş. Orta saha oynayamaz zaten, onu söyleyeyim. Bek oyununu da oynayabilir. Çünkü orta yapma, pas, dribbling meziyetleri de var. Teknik kabiliyeti de yüksek, hızı da yüksek. Yani sol bekte de rahatlıkla oynayabilir. Ama ideal bir pasör stoper. Gerçekten Tyrone Minx. Çok güzel. Sağ bek için bakıyorum. Teknik iyi, kontrol, bir driplingi kötü. Ama sanırım pasör stoper daha etkin. Evet, pasör stoper de daha etkin bir oyuncu. 13,25 milyon. Bu kendi altyapılarından mı çıktı yoksa? Ha, Saint-Étienne'de. Bugün hakikaten çok bayağı bir kurtarış yaptı adam ya. Her yerden, yani kendini göstermek için. Avrupa Kupası maçı ya. Hani nasıl bizim Türk takımlarında, o iyi kesme attı. Türk takımlarında da böyle biz kendimizi göstermek isteriz ya. Aynı onun gibi bir şey yapmaya çalıştılar ama yetmedi. Evet. Rahat bir galibiyet oldu. Asistanımız güzel şeyler önerebiliyormuş. Onu görmüş olduk. Evet, 2-0 kazandık. Rahat bir galibiyet oldu. Niklas Pepe kurban oldu ama yerini dolduracak adamımız çok var. Şimdi stopere Alan Franco'ya da Jesus Valeo demişsiniz. Şu an ne yazık ki Lacazette'i satamadığımız için defans alamıyoruz. Yani para bitti. Hepsi sağ olsun Lacazette sayesinde ama bakalım. Alan Franco'yu daha önce biliyorum zaten. Independiente'de. Yani şöyle, markacı top kapması var. Pozisyon alması, yani bizim defans için çok da şey değil. Ama güçlü bir oyuncu, yani onu da söyleyeyim. Gözlemci göndereyim. Güç ve dengesi iyi. Ya, gelişebilir 24 yaşında. Vücut sindeliği iyi. Pası, yani pasör özelliği yok zaten. Tam. Çok az. Teknik seviyesi hiç yok. Yani o yüzden de teknik seviyesi olmayan bir defansı da almak istemiyorum kadroya. Hani şu anki kadroda Pablo Mari'den iyi değil. Onu söyleyeyim. Jesus Valeo dedin değil mi? Granada'da. Bak, bunun mesela top kapması iyi. Pozisyon alması daha iyi. Bunun da dezavantajı fiziksel yönde iyiydi. Ama burada arkadaşın sıkıntısı da biraz ağır bir oyuncu. 23 yaşında Real Madrid, Saragoza Real Madrid altyapısı. Ama pasör stoperde de özellikle toplayıcı rolünü oynayaması çok zor. Hani Arsenal gibi Premier Lig'de zor. Yani yoksa İtalya Ligi'nde rahatlıkla oynayabilir. Bir de ne demiştiniz? Biro mu? Todipo. Arkadaşlar, önce şeyi göstereyim size. Gözlemcilikteki bizim şu anki paramız 2,52. Ama şahsen beni, bu kariyeri biliyorlar. Lacazette'i satamadık. Lacazette'i satsaydık 60 milyon gibi bir değere, çok tatlı güzel bir paramız gelecekti.
Yani Todipo tamam yakışır bize. Bu arada şeyine bakalım. Bir dakika. Niye bana gelmiyor? Kiralık olduğu için şey alamıyorum oyuncuyu. Mesela kıyaslayalım mı? Top kapma özelliği çok güzel. Pozisyon alması biraz zayıf. Karar alması da fena değil. 20 yaşında. Yani pozisyon alması gelişecektir illaki. Teknik seviyesi iyi. Yani bu yaşa göre. Fiziksel açıdan çok atlet bir oyuncu gerçekten. Baskı altına rakiplerinden karakteristiği de gelişmiş. Topla kayarak hamle yapar. Defansa top soyarak çıkar. Zaten pas özelliği, teknik özelliği falan oldukça iyi. Yalnız şey yapamıyorum. Barcelona'nın tabii ki kendi takımında olduğu için 1 milyon almışlar Toulouse'dan zamanında. Müthiş bir transfer başarısı işte. Yani en üstte bu gözüküyor. Yani buysa hızı var ama topsuz alanı tamam var. Fena değil ama Premier Lig için hızlanması iyi. Topsuz alanı düşük. Driplingi iyi. Bitiricilik seviyesi kötü. Teknik seviyesi. Evet, 13-13, 25 yaşında. Ama fiziksel açıdan denge güç faktörü, şu dayanıklık faktörü kötü. Zıplaması zaten yok olamazdı. 1,64 boyu var. Biraz hani Sebastian Jovinko gibi duruşu var adamın. Şeyini merak ettim profilinde. Ha, Çin'den. Çin ligine gitmiş. Fluminense'deymiş. Çin ligine gitmiş. Şimdi tekrardan Brezilya ligine dönmüş. Le Coach Up. Bayağı ilginç oyuncular var tabi. Bella, Coach Up. Böyle mi? Hmm, 18 yaşında 275 bin euro. Değeri düşük Bochum'da. Almanya liginde de evet. Ucuza defans oyuncuları var. 18 yaşında tek sıkıntı benim gördüğüm tabii ki daha yaşı çok erken ama pozisyon alması ve karar alma becerisi. Yani eğer bir pasör stoper oynayacaksa karar alması ve pozisyon alması da iyi olması gerekiyor. Vizyonu geçtim ama fiziksel açıdan oyuncunun güç, hız, zıplama ama yani gerçekten iyi. Hava toplarını kaçırmaz. Güç ve hızı çok iyi. Peki bu adama ne kadar istiyorlar? 20,5. Bakalım Koçap daha uyguna çekebilir miyiz onu? Ben alamayacağım da sadece bir şeyi merak ettim. Kandırabilir misiniz? 20,5'tan 10,5'a çektim. Görüyor musun? 10,5 tekrar iptal ediyorum. Yedi buçuk. 8 dedim. 12,5'a çekti. Vay. gol sonra. Mesela şunu da sonraki satıştan bedeli. %15. Rahiç bedel yaptık. Toplam 10,5 oldu değil mi? Oho, 17,750. Niye öyle yaptın? Yapamadık ama. İptal ettik sonra. Tekrardan şimdi yapmaya çalışsak kabul etmez. Aslında en baştayken 10,5'tayken kabul edebilirdi bizi. Şimdi 20,5 yaptı ya. Yani benim dediğim yöntemi kullanırsanız ucuza alırsınız. Ama biraz yakınına vermeniz lazım teklifi. Mesela şunu 10 yaptığım anda az önce yaptığım gibi 10,5. Bundan sonra pazarlığa girişin. Atıyorum buraya 5-6 verin. Oradan devam edebilirsiniz. Guardiol. Guardiol. Böyle mi?
Bu da 18 yaşında. Bayağı genç oyunculara girmişsin. Markaş, top kapma iyi, pasör, pas niteliği çok iyi. Teknik özelliği de var. İlk kontrol ve teknik. Güç, hız iyi, gerçekten iyi. Pozisyon alması, bir de karar alması. Yine bunda da, yine tabi bu yaşlarda çok normal, yani gelişmemesi. Bu soğukkanlılık güzel bir özelliği var. Vizyonu iyi. Ve bunun yanı sıra da aslında baktığım zaman hani bek oynatmam. Çünkü kanat bek hücum oynamaz. Hücum oynaması için orta yapma seviyelerinin iyi olması lazım. Bu bariz kötü durumda. Ama defansta pasör stoper olarak ciddi anlamda gelişebilir. Gelişir yani. Mesela bunun değeri, buna teklif yapabilir miyiz? Bakalım ne kadar isteyecekler. 74. Ey maşallah. Mesela buna 74 diyorsa ben buna 40 diyeyim bir. 43 yaptı. Nasıl biliyorum ama. Bir Hırvat daha mı çıktı? Aynen, bir Hırvat daha var. Vay, CSK ile sözleşmesi. 15.750. Değeri bakayım. Değeri düşmüş ama. Ters ayaklı kanat ve kanat forvet. Her ikisi için de bakalım. Ters ayaklı kanatta benim en çok, en bariz gördüğüm şey, hani teknik, zaten dribbling özelliği kesinlikle olması gerekiyor. Hızlanması kesinlikle olması gerekiyor topla birlikte. Topsuz alan becerisinin iyi olması gerekiyor. 23 yaşındaki bir oyuncuya göre topsuz alan becerisiyle birlikte teknik, driblingi ve hızlanmasıyla bizden geçerli notu almıştır. Yani oynayabilir, rahatlıkla oynayabilir. Gayet iyi bir oyuncu. 23 yaş, çok da iyi bir seviyeye daha çıkabilir. Karar seviyesi de güzel. Karar alması da muazzam. Ben 14 olmasını hayal ediyorum. Bakalım ne kadar istiyor? 28 istiyor. 28 diyorsa 15'ten açın kapıyı. Biraz daha. Ben alamayacağım da alma için bakıyorum. Abi ne aç gözlüsünüz ya. %30 yapsam kesin kabulsün. Ama pip ya. Ha, baksana şuraya. Şöyle yaptık. Bundan sonrasını ama teklif iptal değil. O onu şeyde de gördüm. O pipiyi. Kim ya? Ama o gerçek değildi ya. O şeydi ya. Gerçek miydi o ya? Aynen adam. Böyle bir şey yok ya adam. Abi 17 yaşında Japon. Ya bizim millete yemin ederim şey düşmesin yani. Yani yorumlamak farklı bir durum. Ya mevzalı hücum değil bu. Biraz bariz bir kanat oyuncusu gibi evrilecek gibi hissediyorsun ama kanat oyuncusunda olmayan bir özelliği var adamın. Olmayan özelliği var. Orta yapması yok. Ancak tabii bu veriler sonrasına daha yeni yeni 17 yaşında olduğu için veriler alınmamış olabilir. Özel yeteneği var. Aslında ofansif oyun kurucu da rahatlıkla oynayabilir yani. Merkez ileride şu bölgede ofansif oyun kurucu olarak da kendini geliştirecektir. Ki bu bölgede daha rahat gelişir diye düşünüyorum. Zaten buna da fahiş bir bedel isteyebilir Real Madrid bizden. 31 milyon euro. 190 milyon euro. Doğru, doğrudur yani o. 2-3 sene sonra oynatırsın, geliştirirsin, satabilirsin.